Geç kalmadım herhalde. Hoş geldiniz. Biz de şimdi kayıtları inceleyecektik. Çok güzel. Derin Hanım gelmeden bir gün önce talimat verdi para hazırlamamız için. Böyle durumlarda genel müdürlüğe haber vermek zorundayız. Diğer şubelerden de transfer yaptık. İznimizi aldık. Derin Hanım geldi, parayı aldı, çantaya koydu ve gitti. Ben bir şey merak ediyorum. Bu kadar parayı bana sormadan etmeden nasıl veriyorsunuz? Dediğim gibi Yiğit Bey'in haberi var dedi. O para benim paramdı, benim. Bunu sen de biliyorsun. Derin'le birlikte geldik biz buraya, o hesabı açtık. Nasıl veriyorsun bana sormadan o kadar parayı? Yiğit Bey, ortak hesap açmadınız. Tek yetkili Derin Hanım. Sen de mi işin içindesin? Ne münasebet, lütfen. İleri gidiyorsunuz. Hem ben size açıklama yapmak zorunda değilim. Siz benim hatırlı müşterimsiniz diye ben sizinle konuşuyorum. Sen de işin içindesin değil mi? Ha? Ne kadar para verdi sana? Komisyonun neydi? Yiğit. Üzgünüm. Güveneceğiniz kişiyi doğru seçememeniz benim suçum değil. Para benim paramdı lan. Benim param. Bunu sen de biliyorsun. Yiğit tamam artık hadi. Hadi sakin ol bak, adam haklı. Her şey kitabına uygun gözüküyor şu anda. Benim paramdı o, benim. Benim paramdı o, benim. Sen de biliyorsun bunu. Bir daha bankanızla çalışmayacağım. O kadar parayla elini kolunu sallaya sallayana yurt dışına falan gidemezsin. Yiğit, bir dur ya. Kuduz köpek gibi sağa sola sataşarak hiçbir şey çözemezsin. Oğlum bu yaştan sonra bana nasıl davranacağımı öğretme. Keşke anam baban zamanında öğretseymiş de şimdi bu hallere düşmeseymişiz. Ne hallere düştük ya? Ha? Ne hallere düştük? Ne diyorsun zaten, sinirliyim. Benden daha sinirli olamazsın. Senin yüzünden benim de hayatım kaydı oğlum. Şirketi batırdın yetmedi. Kalan parayı kaptırdın yetmedi. Bir de benim binbir emekle kurduğum çiftliğimi elimden almaya satmaya kalkıyorsun. O çiftlik hepimizin. Yiğit. Öldürürüm seni. Kardeş katili yaparsın beni. Sen tavuk bile kesemezsin. Boş yapma. Ne oldu ya, alındın mı? Pardon, ben senin duygusal bir çocuk olduğunu unutmuşum, kusura bakma. Kalbini kırdık. Selamünaleyküm abiler. Aleykümselam. Araç mı lazım? Yok abi, araç lazım değil. Bizim bir yakınımız kayboldu. Son olarak buradan bir araçla gittiğini düşünüyoruz. Acaba diyorum şöyle hep beraber fotoğrafına baksak tanıyan çıkar mı?